başlayacak. Şanlıurfa'da Altılı Ganyan 3. koşuyla birlikte saat 21.15'te başlayacak. Gece yarışları olacak, bunu da belirtelim. Ve bakkimgeliyor.com yarış yorumcusu Emre Keskin bizimle olacak sevgili dostlar. Şanlıurfa koşularını Emre Keskin değerlendirecek ve evet şöyle bakalım. Mesajlarınızı yeni yayın esnasında yer vermeye çalışacağım. Emre Keskin yayınımıza hazır. Emre'ye bir hoş geldin diyelim, ardından Şanlıurfa'yı konuşalım. Emre Keskin, hoş geldin, nasılsın? Emre, sesini alamıyoruz senin. Bir kulaklığını kontrol edebilirsen, şu an sesin gelmiyor bize. Şu an gelmiyor. Hayır, şu an gelmiyor sesin. Bir çıkış giriş yaparsan Emre, tekrar bir de öyle deneyelim. Belki giriş esnasında mikrofonu yeni bir sıkıntı. Şu an geliyor, tamam. Şu an geliyor. Nasılsın, hoş geldin? Nasılsın, hoş geldin? Merhaba, hoş bulduk Cemil. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Üzgün. Çünkü 99 depremini yaşamış biri olarak bu felaket diyeyim bizlerinden üzdü. Görüntüleri izleyince hala yani o psikolojiden kurtulamadığımızı gördüm. Dualarımız İzmir'de. Peki Emre, bu arada benim sesim yayına geliyor. Benim sesimin yayına gelmemesi için buradan bir işlem yapabilir misin? Yapabilir misin tabii. Ya da tekrar bir çıkış giriş yapalım şu an. Çünkü benim konuştuğum tekrar yayına geliyor. Tamam. Sen oradan bir düzenlem... Evet, şu an duyuyorum. Benim sesim tamam, şu an düzeldi. Benim sesim tekrar gelmiyor. Emre, önemli dilekler için de bir kez daha teşekkür edelim. Ve detayları zaten yayının başında da konuştuk. Tabii ki aklımız, kalbimiz İzmir'de, deprem bölgesinde ve yine biz yayındayız. Dün akşam yayınımız vardı, onu iptal ettik, erteledik ve bugün yine yayındayız. En azından hem günün özelinde koşuları değerlendirmek bir bahane aslında. Bir yandan da en azından gündemi konuşmak, yarışsever dostlarımızın mesajlarını yayınlamak, onların dileklerini, geçmiş olsun dileklerini paylaşabilmek, burada bir az da olsa sohbet edebilmek amacımızdı. Yine tabii Şanlıurfa koşularını konuşacağız. 8 koşulu bir program dedik. 3. koşuyla birlikte saat 21.15'te Altılı Ganyan başlayacak Şanlıurfa'da. Sen Şanlıurfa programını nasıl buldun? Şöyle söyleyeyim, ben her zaman ilk yarış günlerinde hem sistem olsun hem de yarışseverlere ilk dediğim şey, ilk yarış günlerini fazla yüklenmeyin, takip edin, atların durumlarına bakın, pisti nasıl, arşınladıklarına bakın, pistte bir farklılık var mı yok mu, jokeylerin durumu filan, zaten ilk günlerde fazla kimse sıkmıyor. Hı hı. O yüzden ilk yarış gününde ben program kalabalık olmasına rağmen belli güçlerin ön plana çıktığını görüyorum. Bunlar hakkında yorum yapacağız. Peki, o zaman biz şöyle koşu detaylarını gidelim. Üçüncü koşuyla birlikte Altılı Ganyan start alacak dedik ve hemen detaylara bakalım. Handikap 14 mücadele, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kumda boy gösterecek. 12 isim koşuya deklare olmuş durumda ve 1 numaralı Çolpanlı %21 oynan moraliyle yarışseverin öne çıkarttığı bir isim Ferit Yardımcı ile start alacak ve 63 kilo sikleti de oldukça ağır. Uygun sikletli isimlerden 10 numaralı Himala Apranti olacak üzerinde. Apranti Hasan Altundağ'la start alacak. %18 ile ikinci sırada kendine yer bulmuş. %15'i gören 2 numaralı Mercan Han 3. sırada ve %12 ile 4 numaralı Aloğlum 4. sırada. İlk 4 bu şekilde oluşmuş durumda. Nasıl başlar sence Şanlıurfa'da Altılı Ganyan? Evet, altının ilk ayağına geçmeden önce hem dörtlü ganyan oynayacakları için hem de çift oynayacakları için ben birinci ve ikinci koşuyu rakamsal olarak söylemek istiyorum Cemil, izin verirsen. Tabii. Birinci koşuda güçlük belirgisiyle iki numara Emir Kerem'in kazanmasını bekliyorum. 10 numara Serpintay çok ciddi rakip olacak, yani 2-10 geçebilirler. Diğer ikinci koşuda da iki numaralı İstanbul'un rahat bir şekilde koşuyu kazanmasını bekliyorum diyerek üçüncü koşuyla devam edelim. Evet, tamam. 63 kilo bana da çok ağır geldi. Çünkü Çolpanlı gerçekten çok zor bir isim. Sprint yapana kadar üstündeki birincisinin canını alıyor diyebilirim. Çünkü çok ağır bir şekilde sprinte kalkıyor. Ben burada ayağına çabuk ve kısa mesafe olduğu için Mercanan ve Kundaktepe'yi ikisini ayırmadan başlayacağım. Nedenine gelince Mercanan startla beraber kulvar avantajını kullanıp liderliği alacak. Kundaktepe'de dışarıdan
tazelip yani bütün grubun önünden keserek bir anda yanına gelecek. Bu ikili büyük ihtimal ön tarafta mücadele içine gelecek. Ve virajı bu iki safkan görecek. Mercanhan ve 2 numaralı Mercanhan ve 3 numaralı Kundaktepe. Tabii ki daha sonra gözümüz dediğim gibi süratli atlar olunca sprint atlarını arıyor. İlk isim Himal olacak. 10 numaralı Himal'a çok sert bir sprint de geliyor dışarılardan. Dediğim gibi Hasan Altun'un da iyi idare etmesi durumunda Himal'a bu iki rakibini geçip koşuyu kazanabilir. Daha sonra 4 numaralı Aloğlu. Her ne kadar bu pistte fazla birinciliği, hatta tam hatırlamıyorum, hep ikinci, üçüncülükler yani geliyor yetiştiremiyordu bir türlü. Sprintini tutturamıyordu Aloğlu'nun geçen yıllarda. Eğer ki o da geç kalmazsa yani yarışa karışabilir ve çok şanslı konuma gelebilir. Ben bu koşuda özellikle bir atı mutlaka ama mutlaka kuponlarınıza yazmanızı istiyorum. O da 5 numaralı Eskihisar. Bu safkan belli bir süreden sonra koştu. Bir sakatlık geçirdi. Normalde bu gruplarda olmaması gereken bir isim. Daha kalite bir isim. 800 grubunda 56'yı çalışarak yapması bile benim çok dikkatimi çekti. Bugün mutlaka Eskihisar grubu yakın izlerse virajdan sonra tüm rakiplerine hakim olup fotoyu önde geçebilir. Mutlaka ama mutlaka bu Eskihisar'ı onlarımıza yazalım. Sıralama verecek olursak 2, 3, 10, 4 ve 5. Ben de çok fazla ağır kilosundan ve zor bir isim olduğu için kuponuma değerlendirmeyi almadım. Tabii ki yani 5 harf yazıyorsanız, kendiniz tutuyorsanız bu safkanı da yazabilirsiniz. Tamam. Şakir Uzun der ki 6 numaralı safkan için yorumunuz nedir diyor. 6 numaralı Mücbir ile ilgili bizden yorum istiyor. Evet, Mücbir gününde olduğu zaman çok güzel, çok başarılı yarışlar koşan bir isim. Ancak formundan biraz uzak gördüğüm için rakiplerinin bir değil de birkaç tık gerisinde ben bugün şablonumda yer vermedim. Yer severimiz tutuyorsa yani bu safkanına değerlendirdikten sonra, yazdıktan sonra onu da yazabilir. Peki Emre, günün ilk koşusu için notlarımızı aldık ve ilk ayağı için diyelim Altılı Ganyan'ın ilk ayağı ve geçelim. Günün dördüncü koşusu Şanlıurfa'da Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı Maiden Mücadele. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kumda boy gösterecek ve 11 isim koşuya kayıtlı. Burada 5 numaralı Ündeğer %30 oynama oranıyla yarışseverin ön plana çıkarttığı bir isim. Üzerinde Ferit Yardımcı olacak. Ve ikinci sıraya baktığımda Necmi Altın'la start alacak bir Kaysberg temsilcisi 10 numaralı Maydanoz konumlanmış durumda. %19'da ikinci sırada dedik ve üçüncü sırada da 7 numaralı Buz Deryası, o da %12'yi görmüş Ahmet Arslan'la start alacak. Özellikle Ündeğer ve Maydanoz biraz daha ön planda gibi görünüyor. Neler söylersin? Ben bir tık daha ileri gidiyorum. Geçen yarışını hatırlarsam Maydanoz'u takip edeceğiz. Bu yarışta kuponumuza koymuyoruz ama mutlaka ama mutlaka bu yarışından sonra değerlendirmeyi almak istiyorum. Çünkü pedigrisi çok farklı bir pedigri dedik ki o yarıştaki, yani şöyle söyleyeyim, üst gruptaki yani Mercan'ın koştuğu yarıştaki rakipleri daha güçlüydü. Mercan bile vardı ve Mercan'ın bu safkan arkasını aldı. Maydanoz liderliği aldı ve son 300'e kadar lidere gelmeyi başarmıştı. Ben bugün Maydanoz'un gerçekten gerçek gücünü göstereceğine inanıyorum ve Necmi Altın'a rağmen, çünkü Necmi Altın böyle safkanları katletmeyi çok iyi başarıyor. Çünkü stil dışına koşturmaya çalışıyor, taktik dışına çıkıyor. Kendinin bilgisine güvenerek atları kullandığı zaman maalesef safkanları hiç ediyor, öyle söyleyeyim sana. Ben bugün Maydanoz'un kendi gücüne güvenerek en dıştan çıkmasına rağmen, son yarışında da 12. kulvardan çıkmıştı ve liderliği almıştı. Buradaki isimlere baktığım zaman bir tek Kemal Keş ön tarafa çıkıyor ama o da fazla gitmiyor. Ben Maydanoz'un çıktığı gibi beyaz bayrak aynı yaparak bugünün en sağlam mankus olduğunu düşünüyorum. Peki 10 numaralı Maydanoz şablonumuzda o zaman yalnız kalacak, yerini aldı. 10 numaralı Maydanoz banko olarak şablonumuzda bulundu ve geçiyoruz artık günün bir sonraki koşusuna. 5. koşu Altılı Ganyan'ın da 3. ayağı sevgili dostlar. Şartlı 2 mücadele 3 yaşlı Araplar 1300 metre kumda boy gösterecek. Burada da kalabalık bir koşu seyredeceğiz. 14 isim koşuya deklare olmuş durumda. Ve şöyle baktığımda öncesiyle ilgili birkaç mesaj var, onu hemen okuyalım. İbrahim Kurtgözü der ki Ankara kum pisti alındı, kesin bilgi. Evet, az önce belirttik. Şakir Uzum 10 Maydanoz çok önemli bir isim, bugün fotoyu önde geçer demiş. Ve Mustafa Sönmez de der ki Ündeğer çıktığı gibi bitirir abi, rakip 10-11 demiş. Az önceki koşuyla ilgili olduğu için hemen onları okudum tekrar. 14 isim koşuya kayıtlı dedik günün 5. koşusunda Şanlıurfa'da Altılı Ganyan'ın 3. ayağında
Şartlı 2 mücadele 3 yaşlı Araplar 1300 metre kuma çıkacak ve burada da 3 numaralı Kalbinoğlu %38 oynanma oranıyla Ferit Yardımcı ile start alacak. Ferit Yardımcı bugün sanki şablonu biraz da belirleyecek isimlerden birisi olarak görünüyor. Yani kazanır ya da kazanamaz ama özellikle favori isimlerin üzerinde. Hemen şöyle ikinci sıraya baktığımda da %38'e en yakın %27 ile 1 numaralı Canımsın Dilber. O da Necmi Altın'la start alacak. İlk ikili bu şekilde konumlanmış durumda ve üçüncü sıraya da baktığımda artık çift tanenin altında %9'u gören 2 numaralı Diyaprim yer alıyor. Özellikle yarışsever dostlarımız burada şimdiye kadar yapılan kuponlarda 3 numaralı Kalbinoğlu ve 1 numaralı Canımsın Dilber'e şans tanıyor. Tabii sözü sana bırakalım. Sen kimlere şans veriyorsun? Evet, yarış gerçekten çok zor bir yarış çünkü grubun içinde bana göre de 2 tane safkan çok sivriliyor. Bunlardan bir tanesi 1 numaralı Canımsın Dilber. Ayağına çabuk süratli bir isim. Urfa'da sadece yanılmıyorsam bir yarış koşup tekrardan Ankara'ya gitmişti. Bugün çok çok müsait rakiplerin yanında liderliği alması durumunda fotoğrafa kadar gidebilecek bir isim. 3 numara Kalbinoğlu çok geç geliyor. Çok geç ataklarla geliyor ama dediğim gibi inanılmaz bir müsait grup. Sanki grupta 2 tane isim koşacak, diğerleri arkada 3. 4. 5.liğe koşacak gibi bir yarış olacak. Ben bu iki safkının arasına çizgi çekmek istiyorum. Çünkü bir safkının orijini beni çok etkiliyor. Neden başarılı olamadığını İdmanlarına da baktım, yarışlarına da baktım, çözemedim. Safkan aslında çok fit duruyor ama bir türlü istenilen kıvamda değil herhalde. Ama bugün kulvar avantajı var. Yurttay'ın kardeşi olan 11 numaralı Türker Baba. Eğer ki biraz sürat yapıp liderliği alması durumunda bence kanattını gösterebilir. Daha sonra ise rakamsal olarak söyleyeceğim. Çünkü dediğim gibi çok çok performans olarak çok kötü isimler ancak bir tık daha grubun iyi isimleri 5 numaralı Estemir'i ve 4 numaralı Güntay Bir ile kuponumuzu sağlama alabiliriz. Ama küçük kupon yapanlar için 1 ve 3 yeterli. Bir tık kuponunu büyütenler 11 numarayı mutlaka eklesin. Daha geniş oynayanlar da 5 numaralı Estemir'in ve 4 numaralı Güntay Bir'i de ekleyerek bu koşuyu rahat bir şekilde geçebilirler. Peki Emre, bu arada Mustafa Sönmez der ki 14 Nuray Hatun sürpriz yapabilir mi abi diye sormuş. Şöyle, Ersin Kılık gerçekten çok iyi bir jokey bana göre. Safkanları da çok güzel kullanıyor. Nur Hayatun'un yarışını izledim. Yani üstteki isimleri geçeceğini düşünmüyorum ben. Dediğim gibi yani 5 at yazdık. 6. at olarak yarış severlerimiz ekleyebilir. Yani bir tamam, yarış daha koşsun görelim. Tamam, notlarımızı aldık ve geçiyoruz artık Şanlıurfa'da günün 6. koşusu Altılı Ganyi'nin 4. ayağı sevgili dostlar. Şartlı 5 mücadele 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumda boy gösterecek. Yine kalabalık diyebileceğimiz bir koşu, 13 isim kayıtlı ve burada da 1 numaralı Cheat Necmi Altın idaresinde yarış severin öne çıkarttığı bir isim. %38 oynanma oranı elde etmiş durumda. Ferit Yardımcı ile start alacak olan 3 numaralı Humbara %14'ü görmüş ve 2. sıraya yerleşmiş 11 numaralı Es Kayra'da %12 oynanma oranı elde etmiş. Vedat Kızmaz'la start alacak. Yine tabii ki atların isimlerini paylaşıyoruz ama binicilere baktığımızda da özellikle Ferit Yardımcı, Necmi Altın ön planda olan isimler. Sen burada hangi isimleri öne çıkartıyorsun? Yarışın gidişatına baktığım zaman süratli bir yarış bizi bekliyor. Evet, çift bir yarış önce Bankom'du. Bundan sonra ilk kazandığı yarışında ilk atımdı. Çok formda. Urfa pistinde de başarılı yarışları var. Ancak ben bugün 3 numaralı Humbara'nın gerçek gücünü gösterip o sprintini bize izleteceğini bekliyorum. 3 numaralı Humbara, Ferit Yardımcı'nın yardımıyla da bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Daha sonra tabii ki Çit, çok formlu bir isim. Rakiplerine ön tarafta baskı yapıp viraj dönülürken liderliği alıp uzayan giden bir isim. Ben Çit'in Humbara'ya, yani Humbara'nın geç kalması durumunda Çit uzayıp gidebilir. 2 numaralı Cihan'a bedel, çok süratli, ayağına çabuk bir isim. Ön tarafta liderliği alması durumunda rakiplerine yakalanmadan fotolayabilir. 11 numaralı Eskayra, evet bu safkan da çok geç kalıyor. Ancak bu safkanın iki özelliği var. Bazen yarış önde izleyip biraz dönürken de yarışı çalıp yaptığı yarışlar var. Bugün de bu yarışı yapabilmeye çok müsait çünkü dediğim gibi ön tarafta çok süratli isimler bir araya gelmiş ve yarışı süratlendirecekler, onlara yakın gelecek ve yarışı bir anda çalıp gitmeye çalışacak. 4 numaralı Lombardi, safkanın performansını artık ne desem mumla arıyorum ama böyle yarışlarda kendini unutturduğu yarışlarda Lombardi bir anda çıkabiliyor. Bu safkan da zaman zaman ön tarafa çıkabiliyor, zaman zaman rakiplerin arkasına yatıp bariyer dibinden güç alarak çok kuvvetli gelebiliyor. Mutlaka ama mutlaka kuponlarımızda olsun.
Daha sonra 9 numara mühendis ve 10 numara indirnevi bu pisti fazla tanımasalar da ayak yapıları süratli olduğu için mutlaka kuponumuzda yer alsın. Ben burayı 6-7 isimle geçiyorum bugün. Çünkü zor bir yarış olduğunu inanıyorum. 1400 olduğu için mesafe, bütün safkanlar tam güçlerini harcamayacaklar. Ve Şanlıurfa pisti, Diyarbakır ve Elazığ'a nazaran bizim normal Bursa pistimiz gibi bir pist olduğu için safkanlar güçlerini kaybetmiyor. Bu yüzden sıralama verecek olursam 3 numaralı Humbara, 1 numaralı Çit, 2 numaralı Cihana Beden, 11 numaralı Eskayla, 4 numaralı Lombardi, 9 numara Mühendis ve 10 numaralı İndinevi diyerek bu koşuyu bitiriyorum. Peki Emre, 7 numaralı Bavireş ile ilgili senden bir yorum rica etsem. Bavireş eski formundan çok uzaklaştığı için ve bu koşuda bu pisti daha iyi tanıyan isimler olduğu için ben Bavireş'i es geçtim. Ya dediğim gibi ben bu kadar fazla at yazdığımda mutlaka tutunacakları ekleyin. Çünkü cazip konumlu bazı yerlere iki at geçiyoruz. Bazı yerlerde bankomuzu sunuyoruz. Mesela son ayakta yine bir alternatif banko vereceğim. Yani ve safkana da güveniyorum. Ne kadar ağır kilo olsa da veya pisti tanımasa da yani mutlaka gelme şansı var. Böyle değerlendirebilirler. Ben olsam hani bu kadar at yazmışım, bir at da kendilerinden koymalarını isterim. Peki senin de şimdiye kadar 4 ayak değerlendirdin ve en kalabalık tuttuğun koşu burası oldu. Onu da belirtelim. Sıralamayı bir kez daha numara olarak alalım senden Emre. Ardından bir sonraki koşuya geçelim. Tabii 3, 1, 2, 11, 4, 9 ve 10. Tamam, geçelim günün artık 7. koşusuna sevgili dostlar. Altılı Ganyan'ın da Şanlıurfa'da 5. ayağı bir maiden mücadele. 1400 metre kumda 4 yaşlı Araplar sahneye çıkacak. Ve burada da 11 isim koşuya kayıtlı. Günün en yüksek AGF oranını alan isimlerden birisi 3 numaralı Tongarhan. Necim Altın'la start alacak ve %50 oynanma oranıyla ön planda. İkinci sıraya baktığımda %50'ye en yakın kimdir diye 2 numaralı Kabaklı %12'yi görmüş, ikinci sıraya yerleşmiş ve 3. sırada da %9'u gören, %10'u zorlayan bir isim 11 numaralı Turbo Gül'ü konumlanmış durumda. Tongarhan oldukça ön planda, neler söylersin? Ya bu koşuda çok garip bir şey var çünkü Tongarhan'ın son yarışını tekrar izliyorum. Çok uzak farkla giren bir ekibimiz var. Çok geri planda, yani boşluk beşincisi oluyor gibi duruyor. İdmanlarına bakıyorum, idman yok. İzmir'den beri idman yapmamış Safkan. Yaklaşık iki yarış koştu yanılmıyorsam burada. Ve yani doğu pistlerinde. Ben fazla Safkan'ı başarı bulmadım. Ancak şu düşünceye kapıldım. Eğer ki bu Safkan favori çıkıyor ve Necmi Altın biliyorsa bu Safkan büyük ihtimal çiftlikte hazırlanıyor. Veya karanlıkta hazırlanıyor. Kimse görmüyor. Veya galopçular görüyor, kimseye bildirmiyor. Öyle söyleyeyim. Ama ben yine de farklı bir safkanla başlıyorum. Çünkü 4 yaşına gelmiş ve meydandan henüz çıkamamış isimler. Ben 2 numaralı Kabaklı diyeceğim. Kabaklı koştu rakiplerine baktığım zaman bu gruptan daha farklı isimlerle birebir baş etmiş bir isim. Starttan her ne kadar bazen tereddütle çıksa da son yarışları hariç tabii ki. Ersin Kılık'ta koştu 2 yarışı var yanılmıyorsam ve bir tanesinde 7-8 boy geç çıkıyor ve harika bir yarış koşuyor. Neredeyse virajı sonuncu olarak döndüğü 300 metre kalıyor virajdan sonra. Fotoya yarım boyla giriyor. Kabak değer bugün normal bir şekilde çıkıp, zaten şu an çıkıyor. Normal bir şekilde kendi yarışını yapmasıyla Ersin Kılık da Safkan'ı çok iyi tanıyor. Dışarıdan Kabak'ta'yı göreceğiz. Ve büyük ihtimal meydandan çıktığını göreceğiz. Ben az önce yanlış söyledim. Özür dilerim. Son ayakta değil. Burada alternatif bankum. Son ayaktaki Safkan da bir adım önde ama buradaki alternatif banko adayım. 2 numaralı Kabak'ta'yı bugün kuponlarınıza küçük oynayanlar alternatif banko olarak yazabilirler. Daha sonra 4 numaralı Torrential deniyor galiba. Çok süratli bir isim. Kulvardan çıkıyor. Eğer ön tarafta fazla rahatsız edilmezse ve Kabaklı geç kalırsa bu Safkan'ı fotoda görebiliriz. Daha sonra dediğim gibi 3 numara çiftlikte hazırlanan Safkan, ben her ne kadar fazla beğenmesem de bu Safkan'ı kuponuma ekliyorum. Daha sonra 11 numara Turbo Gül'ü çok başarılı yarışlar koşuyordu. Yalnız Safkan da bir gerileme oldu. Yine de çok müsait grupta ve rakipleri yanında, çok şanslı grupta 10 numara Şımal Güneş'i starttan çok geç çıkmaya başladı. Bir türlü kendini koşuya veremiyor. Eğer ki bugün bir normal bir çıkış yapması durumunda bana göre sürprizi gerçekleştirebilir. Şöyle söyleyecek olursam 2 numaralı Kabaklı alternatif banko adayım. Çok ön planda.
Daha sonra 4 ve 3 orada bir çizgi çekebiliriz. Daha sonra 11 ve 10 yazabiliriz. Sıralamayı tekrarlarsam 2, 4, 3, 11 ve 10. Peki 2 numaralı Kabaklı başta şans verdiğin isim, ardından 4 numaralı Torrential ve 3 numaralı Tongarhan çizgi çekiyoruz. 2 isim daha var. Onlar da 11 numaralı Turbo Gülü ve 10 numaralı Şimal Güneşi. Ve evet, böylelikle artık geçelim günün son koşusuna. Günün 8. koşusu Şanlıurfa'da Altılganya'nın kapanış ayağı. Hasan Çağlayan az önce ekrana getirdim. Der ki Necmi Altın %50 AGF getiremez diyor. Efor güvenlikte Babereş zamanı geldi. Bence artık bugün sürpriz yapabilir demiş. Evet, Emre Keskin de o koşu özelinde öne çıkarttığı isimleri paylaştı ve mutlaka ki yarışsever dostlarımız kendileri de ilave etsinler dedi. Ve Emre, günün 8. koşusu artık Şanlıurfa'da kapanış ayı Altılganya'nın. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kuma çıkacaklar ve handikap 13 mücadele. Koşu detayına baktığımızda yine kalabalık bir koşu, 15 isim kayıtlı. Burada 5 numaralı Vistula ve 15 numaralı Buz Kralı Ekür olarak start alacaklar. Koşuda favoriye baktığımızda Necmi Altın'la start alacak 10 numaralı Mendipan'ı görüyorum %17. Yani çok da favori demeye dilim varmıyor. Oranı oldukça düşük. %17 ile ön planda ve %12'yi gören 3 numaralı Has Altun'da ikinci sırada kendine yer bulmuş bir isim. Ve %12'yi gören bir isim daha var. O da 1 numaralı Hoca. Neler söylersin günün kapanışı için? Evet efendim, dediğim gibi son ayakta da bir safkanı çok ön plan tutuyorum. Ağır kilosuna rağmen Ferit Yardımcı ile başarılı koşacağına inandım. Bir numaralı Hoca son yarışındaki Bursa veya tam hatırlamıyorum ters pistte bir yarış, kusura bakmayın. Hem biraz rahatsızım hem de İzmir'e çok üzüldüm. Gece boyu da haberleri izledim. O yüzden tam aklıma gelmiyor ama son yarışında Bursa, Bursa olarak görünüyor. Bursa. Son yarışında viraj dönüldükten sonra liderliği aldı ve rakiplerine direnmeye çalıştı. Safkan'ın orada gördüğüm kadarıyla çok kısa bir sprinti var. Buradaki yarışa baktığım zaman 700 metre çok süratli bir yarış. Safkan'a o kadar uyuyor ki yarışın temposu. Neden diyeceksiniz? Safkan zaten rakiplerin arkasına yatıp ön taraftaki safkanların bitmesini bekliyor. Bekliyor ve bir anda ataklarını tazeleyip koşunu liderliğe gelip son metrelerde kendi attığı sprintiyle direnmeye çalışıyor. Buradaki rakiplerin içine baktığımda Miley, Maras, işte bazen Has Altun, Demirhan, ön tarafa çıkıp ön tarafta koşan isimler. Arkadan gelebilecek daha meydandan çıkmamış bir Amedia'mız var. Yani güçlü sprint yapacak isimleri söylüyorum size. Bazen Katastop, bazen Blackmer, bazen de Has Altun da beklemeyip sprint yapabiliyor ama benim düşünce tarzımda, giriş hattında Hoca'ya liderliği aldıktan sonra sprint atacak bir safkan burada bulunmuyor. Bu yüzden Hoca çok ön planda. Daha sonra 3 numaralı Saltun, evet son yarışında bence gayet başarılıydı. Bugün de Öngörü'yü yakın izlerse eğer Hoca'nın virajı döner dönmez yapacağı hamlesiyle Hoca'yı dama delirtebilir. Daha sonra 6 numaralı Miley'e önde boş kalma şansı çok. Çünkü Maraz biraz daha ağır kanlı bir şekilde liderliği almaya çıkıyor. Miley ise sanki start verilmeden bir anda 5 boy yapmış oluyor. Son olarak da Demirhan'ın son yarışına inanmıyorum. Demirhan da dediğim gibi bazı yarışlarında çok sert sprint yapıyor. Bazen de ön tarafa yakın gidip pres yapıyor, kaçıyor. Ben bu yarışın bir numaraya çok yakın olduğunu düşünüyorum. 3 numaralı Has Altun, 6 numaralı Magi ve 7 numaralı Demirhan'la da 4 atlar biraz riskli gibi gözükse de geçebileceğimizi düşünüyorum. Son ayakta görüyorum şu an soruyor. Şef Seattle'a dikkat edelim diyor. Ben bu yarışı beklemiyorum Şef Seattle, açık açık söyleyeyim. Kuponuma da yazmayı hiç düşünmüyorum. Tabii tutanlar olabilir ama Has Altun'u değerlendirmesi daha doğru olur. Demin diyeceklerim bu kadar. Üzgün bir program oldu. Benim için çok zor geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü tsunami'nin olduğu yer, Seferihisar, yani depremin açığının olduğu yerde ben bu sene biliyorsun evlendim ve balayına Seferihisar'a gitmiştim. Çok şirin bir ilçesine gitmiştim. O suyun bastığı görüntüler de zaten benim gezdiğim olanları görünce çok gerçekten çok üzüldüm. Tekrardan geçmiş olsun. Emre, çok teşekkürler. Evet, yani zor bir program oldu. Yani program çok önemli değil ama işte keşke bu olaylar hiç yaşanmasa. Ama yapacak bir şey yok tabii ki. Dua etmekten başka şu anda. Ama bundan ziyade tabii ki
her zaman da deprem özelinde her an her yerde yaşanabilir. Dolayısıyla tedbirleri de elden bırakmamalıyız. Yani en azından bir deprem çantası içinde olması gerekenler zaman zaman hayat kurtarabilir zor anlarda. Buna da değinmiş olalım bu vesileyle. Bir kez daha tabii ki İzmir'e ve hisseden çevre illere geçmiş olsun diyelim. Emre, senin var mı peki son olarak eklemek istediğin bir şey? Veda edelim. Benim eklemek istediğim bir şey yok Cemil. Dediğim gibi yarış severler bizim tuttuğumuz safkanların yanına, yani çok yazdığımız yerlere kendi safkanlarına da mutlaka yazsınlar. Çünkü bizim göremediğimiz, kaçırdığımız noktaları kendileri gerçekten çok başarılı bir şekilde de gördüğü oluyor. Biz sadece uzun süredir takip ettiğimiz için ve gidişatları, safkanları yakından tanıdığımız için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onu söyleyebilirim. Evet. Herkese bol şans diliyorum. Çok teşekkürler Emre. Yine bir başka programda, daha keyifli bir programda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kal. İnşallah görüşürüz. Hoşça kal. Evet sevgili dostlar, bakkimgeliyor.com yarış yorumcusu Emre Keskin bizimle beraberdi ve Şanlıurfa koşularını değerlendirdi. Öncesinde de Ersöz abi, yarış yorumcusu Ersöz Ersever bizimleydi ve Ankara koşularını detaylı bir şekilde değerlendirdi. Hem Ankara hem de Şanlıurfa özelinde kaçırdığınız noktalar varsa şöyle videoyu geriye doğru sağdırıp tekrarını seyredebilirsiniz dostlar. Evet, bugünlük artık bizden bu kadar. Yarın saat 12'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.